Bak şimdi bu Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Yeniden kapılar açtı. Kapılar açık ama sonuna kadar tekrar açtı. Devamlı kapı açık zaten. Rahmeti bol, lütfu bol, ihsanı bol. Ne kadar hata yaparsan yap, ne kadar günahın olursa olsun fark etmez diyor. Bir tövbe ya Rabbi de. Gönülden de ama. Tövbe Allah'ım de. Tövbe ya Rabbi hata rahına gittiklerime. Hata ettim, yanıldım. Nefsime uydum. Şeytan sıfatlar geldi yolumu vurdu. Eşkıyalara yem oldum ben. Ama pişman oldum. Yanlış yollara girdim. Ama pişman oldum. Ama nadim oldum ben Allah'ım. Ama biliyorum ki senden başka gidecek kapı da yok. Senin lütfun sınırsız. Rahmetin sınırsız. Bak yine geldim ben sana. Sana geldim Allah'ım deyip boyun bükse, sultana varsa. Bak arada aracı yok, kapıcısı yok, protokol yok. Kalbin üzerine durduğun an kurban olduğum sana hemen kapılarını açıyor. Randevu almana neye gerek yok? İzin almana gerek yok. Kulum diyor geldi, bak elhamdülillah kulum geldi diyor, bana geldi kulum, yeniden döndü geldi bak. Böyle bir sultanımız var. Böyle bir sübhanımız var. Bu sultan, bu sübhan sevilmez mi? Buna gönül verilmez mi? Bununla hemhal olunmaz mı? Bununla herdem olunmaz mı? Buna kurban olunmaz mı? Döneceğiz, ona döneceğiz devamlı. Her nefeste ona döneceğiz. Ve anadan doğma gibi yapıyor. Ettaibü münezzem bi kemel lazem bele. Günahından tövbe eden hiç günahsız gibi diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rahmet kapısı, af kapısı, bereket kapısı, lütuf ihsan kapısı. Yeter ki gönülden, gönülle bir gelsin. Kul bir gelsin. Yeter ki bir gelsin, kalb ile, aşk ile bir gelsin. Anadan doğma ne yapıyor? Affediyor sultanımız, subhanımız.